Herkese selamlar dostlar. 8 Ocak 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet mücadelemiz var. 1 adet de kombin önerisi yapacağım sizlere. Gecenin Türkiye saatiyle şu an 4.52 olduğunu da belirteyim. Sabah saat 10-11 sularına videoyu planlayacağım. İzlersiniz mutlaka. Sizden ricam videoya güzel seviyede like atmanızdır. Cumartesi günü olmasından dolayı sizden bir artı 400 artı 500 üzerine like bekliyorum. Şimdiden teşekkürler. Öncelikle kombine başarılısıyla göstereyim sizlere. Sağda gördüğünüz kombineyi YouTube'da vermiştim bildiğiniz üzere. Lazio maçı KG var. Fiorentina maçı ev sahibi 1.5 üst. Fiorentina maçı da ertelendi. Normalde Inter, Atalanta ve Salernitana maçları belki ertelenebilir diye haber çıkmıştı. Fakat Fiorentina da sonradan ertelendi. Fiorentina sürpriz oldu. Fakat ben onu değiştirdim. Öyle değerlendirenler varsa da kazandı. Ben öne çıkardığım ikili olarak Milan maçını koydum oraya. Katıl grubundaki arkadaşlara koydum. E, Lazio KG var. Milan KG var olarak düzenledim. Öyle de tek verdiğim ideal kombine kazanarak geçti. Değerlendiren herkesi tebrik ederim. Onun dışında baktığımız zaman da yüksek misli grubunda da bir öneri yapmıştım. Hem bir adet canlı yaptım hem de bir adet kombine yaptım. Kombineyi de aynı şekilde Lazio ve Fiorentina maçlarını almıştım. Burada yüksek oynadığımız için e, az kazandık ertelenen Fiorentina maçından dolayı. Solda gördüğünüz görselde Lazio maçında ilk yerden bir gol çıkar dedim. Maç zaten ilk kere 2-1 bitti. Fiorentina maçına da ilk yarıdan bir gol çıkar dedim gelseydi 900 küsür lira para alıyorduk. 450 liraya 562 TL gibi bir, miktar aldık. 112 TL kar yaptık. Kar kardır hiç sıkıntı değil. Onu da zaten değerlendirdik. Yine yüksek misli de tek bir canlı verdim. Space Verona maçını izliyordum. Birazdan katıl grubuna da göstereceğim zaten. O mücadeleyi takip ediyordum. Dedim ki yani gol gelecek yani gol kendini belli ediyor. Yüksek misli grubuna dönerdim. Verona'nın atacağı bir golü önerdim. Orada da yine yüksek oynayanlar varsa güzel bir şekilde kazandı. Onlara da tekrardan tebrik ederim. Hatta katıl Telegram grubundan direkt sizlere göstereyim. Ben güne, güne zaten sadece İtalya vardı. Genellikle ekran başında ben vardım full. Cagliari mücadelesi vardı Sampdoria ile. Yani Cagliari iyi başladı. Güzel geliyordu. Katıl Telegram grubundan önerdim. Oranı çok güzel. Sampdoria'nın defansı uyuyor. Joao jo Pedro olsun. Ee, olsun önemli ataklar geliştiriyordu. Yani bir oranın bir golün oranı dakika 20'de falan hatta dakika 15 falan 1.57 gibi oranı vardı. Ben direkt yapıştırdım. İkinci yarı geldi fakat güzel orandan geldi deplasman 0.5 Orada bir başarılı olduk. Onun dışında Verona mücadelesinin ilk yarısı 0.5 üst dedim. Maçı izliyordum. Maçın ilk yarısı 0, 0 bitti. Bu bahsimiz başarı başarısız oldu mesela. Sonra aynı şekilde dedim ki maç sonu 15 buçuk üstte de olur dedim. Şu an gol çıkmadı. Fakat ya maç gollere gebe şekilde önerdim. O geldi onun dışında. Bir de ben ona mücadelesini keza burada da önerdim. Katılacağını Telegram grubumuzda. Hatta buraya da attım. Yüksek Misti'den geldi. Yüksek oynayabilirsiniz. Orada mesaj alanlar var tabii ki. O ikisi de geldi. Değerlendirenleri tekrardan tebrik ederim arkadaşlar. Canlılarımız güzeldi yine. Yani İtalya güzel yerlerle golle geçiyor. Ekmek bırakıyor diyebilirim. Sizlere hemen seviyelerinden bahsedeyim. Şöyle katılığa tıkladığınız zaman da abone oluşunun yanında. Eğer katıl butonu yoksa iOS kullanıcılarında onlar bilgisayar üzerinden yapacak. 30 TL'lik ana Telegram grubumuz kombine ve canlılar zaten ağırlıklı olarak burada oluyor. Ağırlıklı olarak zaten buradan ilerliyor. Telegram artı yüksek oran grubunda hem ana Telegram grubuna hem de yüksek oranlı grubumuz var. Orada tekli yüksek oran önerileri, önerileri oluyor. Yine 1'den 0, 2'den 0'da yazı halinde atıyorum. Öyle bir önerimiz oluyor. Her şey değerli iletişim grubu da az önce gösterdim sizlere. Yüklü biraz daha yüksek oynadığımız 450, 500, 700, 750 civarında neye kombine oynuyorsak onları öneriyorum. Oradan grubu da 100 TL'lik isteyenler o gruba da dahil olabilir diyerekten de geçiyorum diyerek videoya başlayayım. Toplamda 7 adet mücadelemiz var. Bu 7 adet mücadele ilk mücadelesi Alanya Spor Başakşehir mücadelesi. Sizlerden dediğim gibi like ve yorum alabilirsem gayet güzel olur. Artı 5 üzerinde like bekliyorum. Şimdi Alanya'nın başına bildiğiniz üzere Fairoli geldi. İsmini telaffuz edemedim kusura bakmayın. Gece saat 5. Kelime hataları olabilir takılmayalım. Alanya başına dediğim gibi yeni bir teknik adam geldi. Kara Gümrük'ten geldi bildiğimiz teknik adam. Fakat bu elindeki kadroyla nasıl bir futbol oynanacak o belirtiyor. Fakat şöyle söyleyeyim ben. Alanya yanında yakından takip ediyorum. Yani bu kadroyla çıkıp da defans oynatamazsın sen Alanyaspor'u burada. Yine aynı şekilde hücum futbolu şeklinde devam edecektir. Özellikle kendi evinde ki geçmişe baktığımız zaman da Alanyaspor Başakşehir'e karşı hep bir, bir kimyası kendi evinde. yani Kimyası ters geliyor Başakşehir'e kendi evinde. Fakat önemli eksikler var. Bu iki önemli eksik. Avazeyin mesela aynı şekilde Alanyaspor'da yok. Ve hücum hattındaki Deidu'da bu mücadele olmayacak. Afrika kupası için ülkelerine gittiler. Onun dışında Solbek Borca'nın da sakatlığı devam ediyor. Diğer takım ka tam kadro olarak sağda olacak Alanyaspor. Başakşehir çok iyi gidiyor ama Viscani'yi bence satmamaları gere gerekiyordu bana göre. Çünkü şampiyonluk yarışında büyük aday oldu son zamanlarda yaptığı çıkışla. da en önemli kozlarından bir tanesiydi. Rakibine vermesi bence mantıksız bir hareket Başakşehir adına. Trabzon zaten buradan şampiyonu iyice vermez diye düşünüyorum ben. Ya Başakşehir çok güzel futbol sergiliyor. Ciddi anlamda çok güzel futbol sergiliyor. Okaka'yı besledikleri zaman Çadli olsun, Alexçi olsun, Berkay olsun Okaka'yı besledikleri zaman Okaka gerçekten elinden gelenin fazlasını yapıyor. O fiziğine rağmen biraz yavaş kalıyor fakat top ayağına geldiği zaman da kaleciyi öldürür yani o o şutlarıyla birlikte. Ben güzel bir mücadele bekliyorum. Alanyanın başına yeni teknik adamın ilk mücadelesi olacak. Başakşehir zaten gollü bir mücadele oynuyor. Genellikle güzel futbol sergiliyor. KG var 1.51 gibi orandan idealdir. Değerlendireceklere bu maçta KG var öneririm. Yüksek oran olarak şöyle bir öneri yapabilirim. 2-1'lik bir Başakşehir galibiyeti gelebilir ne kadar alan ne ters gelse de fakat idealden biz KG varı 1.54 gibi orandan değerlendirme altına alabiliriz. Hoffenheim ile Asburg mücadelesi. Yani Asburg'un da yarım saat önce son, son maçlarını izledim. Bu takımlar araya girdi. Eksikleri, gecikleri ne izledim. Ben son maçlarını bir izledim. Asburg'un son mücadelesine baktığımız zaman da Asburg genellikle deplasmanda çok fazla pozisyona giremiyor ki. Zaten deplasmanda kötü takım. Şurta karşıda 5 tane falan pozisyona girmiş. Fakat çok net bir gol pozisyonu yok maçlarında. Hatta sizleri şöyle de bir istatistik anlamında da göstereyim. Deplasmanda 9 tane mücadele oynaması Asburg takımı. Ben maçlarını da izledim. Deplasmanda toplamda 6 gol atmış pardon 5 gol atmış 11 tane de gol yemiş. Yani deplasmanda kötü oynayan bir Asburg takım var ki üretkenlik anlamında da takım net pozisyona giremiyor Asburg takımı. Son maçlarına baktığımız zaman göreceksiniz. Foran takımı da son mücadelesinde berabere kaldı. Gladbach'la oynadı. O maçta da biraz daha ya, iyi oynayan taraf Gladbach takımı diyebilirim. Girdikleri pozisyonlar daha netti. Fakat kendi evinde iyi oynayan bir Hoffenheim var ki kadro kalitesi olarak da baktığımız zaman Hoffenheim'in kalitesinin biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Eksik var mı diye baktığım zaman da Samaiseku bu mücadelede olmayacak Hoffenheim takımında. Bazı küçük eksikler de var da yani ne kadar etkiler etkiler bilmiyorum. Rutter oynar. Kramer için takımın beyni, kaptanı o olacaktır. Ben burada Hoffenheim tarafındayım. Ama şöyle bir Hoffenheim tarafındayım. 2-0'lık skor bekliyorum ben burada Hoffenheim adına. Ee, şöyle yapalım. 4.5 altında bir yaparsak direkt yüksek oran biraz daha yüksek oran önerisi yapayım sizlere. 2-0'lık bir skor beklenti var. Maksimum 2-1'e çıkar diye düşünüyorum. Maç sonu 1 ve 4.5 alt yaptığımız zaman da 1.71 gibi orandan değerlendirme altına almış oluruz. Değerlendirecek arkadaşlara bol şanslar dilerim. Üçüncü mücadelem Newcastle United ile Cambridge mücadelesi. Şimdi deplasmandan bahsetmeyeyim çünkü deplasmandan ne söylesem bir yalan olur. Burada ben ev sahibinden bahsedeceğim. Şimdi ev sahibim bu tür Zayıf takımlara karşı önceki kupa mücadelesinde de ben değerlendirmiştim. Newcastle moral olacak bu takıma moral lazım. Kazanır şekilde keza e aynı şekilde düşünüyorum ben. Cambridge'e karşı da zaten Newcastle'a moral lazım. Bu takıma başka bir şey lazım değil. Bu tür galipler gelerekten de takımın morali biraz daha yüksek tutulmak istenecektir ki yaptığı transfer çalışmaları da var. Hatta transfer haberlerinin en hızlı takımı belki de Newcastle United. Şimdi Trippier'i aldı Atletico Madrid'den. Onun dışında çalışmalar sürüyor büyük isimler almaya çalışıyor. Vlahovic'i istiyor fakat oyuncular bazı oyuncular istemiyor. Bazı oyuncuların peşinde Lille'den mesela Rotman alacak sanırım. Ya yani önemli transferler var Nivkesa adına. Takıma da biraz moral lazım. Uzatmaya gerek yok. Nivkesa zaten bir 18 gibi oran açmışlar. İdeal bir 30 oranı nasıl çıkartırım diye baktım zaman da zamanda. Şöyle 1-30'dan ideal alabilirsiniz. Benim skor beklentimi de söyleyeyim sizlere. 3-0'lık bir skor beklentim var bu takımda ne kadar eksiği de olsa sakatı da olsa ben burada Newcastle'ın kazanmasını bekleyeceğim zaten. Bu idealdir 1.30 orandan. Onun dışında yüksek oran olarak şöyle de bir öneri yapabilirim. Skor beklentim 3-0. Zaten belirttim sizlere. yani 1 ve 2.5 üstten 1 ve 2.5 üstte akar. akar. da şöyle 3-0'a göre 2.60 oranı belki 3 farkla kazanan oranı değerlendirebilir Newcastle adına. Yani Newcastle bu mücadeleyi kazanır takıma çünkü ciddi anlamda moral lazım. Petters Bristol Rovers mücadelesi. Şimdi deplasman takımına baktım ben. Onlar 2. ligde. Petters takımı Championship'te. Petters e, Bristol Rovers takımı son maçlara full ertelendi. Yani son mücadelesini 12 Kasım'da mı ne oynadı? 12 Aralık'ta mı ne oynadı? Son 4 mücadelesi de ertelendi. Her takım arasında da bir kalite farkı var. Ev sahibinin de maçları ertelendi. Onlara da baktım. Yani ev sahibi de bu mücadeleyi iyi değerlendirecektir. Çünkü onlar da son sonuç mücadelesinde ertelendi. Onlar da 20 gündür futbol oynamıyor. Maç yapmıyor kısaca. Ee, ev sahibi bu maça önem verebilir. Az As kadrosunu çıkaracaktır. Ki Kide da aynı şekilde az kadrosunu çıkaracaktır da. Ara Takım aralarında bariz bir kalite farkı var. Ben araştırdım. Bu mücadele ev sahibi kazanabilir. Direkt ev sahibinin galibiyetini önerebilirim sizlere. Oran yükseltmek isteyenler maalesef sonu 1 yüz şekilde biraz daha oranı yükseltebilir ev sahibinin tarafından. Fakat ev sahibi kalitesini konuşturursa bu mücadeleyi kazanır. Ki İngiltere'de kupaya da önem verdiklerini de belirteyim. galatasaray Giresunspor mücadelesi. Bir ideal biraz daha bir de yüksek oran önereceğim bu mücadelede. Şimdi Galatasaray'da eksikleri ben sayayım isterseniz sizlere. Galatasaray'da eksik olarak Luindama sakat, Cagne sakat, Mustera sakat, Marka Markao kart cezalısı, Kerem kart cezası, Van Anlık yok, Fatih Öztürk yok, Alpastan Öztürk yok, Teguli gitti, Mustafa Muhammed gitti. Galatasaray'da birçok eksik var dediğim gibi. Giresun'da da eksik var. Hamidi Traore, Süleyman Nukara gibi isimler de eksik ve Mamudu Diyarra da kart cezalısı. Onların da hücum hattı eksik. Ciddi anlamda eksiklik yaşıyor onlarda. Ya bu mücadele çok fazla gol çıkmaz. Ev sahibinin golcüleri yok. Deplasmanın golcüleri yok. Keita Balde var mesela İbrahim Balde. O ne kadar iş yapar Giresun'da zaten şüpheli. Bu maçta çok fazla gol çıkmaz. En idealim, bakın en ideali 3.5 alttır. Yani böyle bir 30 kombine tamamlamak için oran arayanlar varsa en ideali 3.5 alttır bu mücadelenin. Fakat ben şöyle de bir yüksek oran önerisi yapmak istiyorum. Biraz daha yüksek orandan ne oynayabiliriz diye baktığım zaman da yani köller sağlar birbirine ağırlar. 2-3 gol bandından çıkmaz gibi bu mücadele. 1.81 gibi de bir oranı var. Çok fazla gol beklemiyorum. 2 gol çıkarsa öpün başınıza koyun. Maksimum 3 çıkar. 3.5 6 bence idealdir. Fakat biraz daha yüksek oran isteyenlerde de 2-3 gol tercihini burada önerebilirim. Çünkü Helix takımda da eksik çok fazla. Özellikle Galatasaray tarafında eksik çok fazla. Zevksiz bir mücadele olur onu da belirteyim. Estoril ile Porto kombineme aldım bu mücadeleyi. Neden aldım onlar belirteyim. Estoril'de arkadaşlar kaleci dahil toplamda 11 kişide 11 oyuncusunda Covid vakası çıktı. Hatta Estoril, Estoril takımı şey yaptı. Eee ya başvuru yaptı diyeyim. Başvuru yaptı dedi ki bizde çok fazla Covid oyuncu var. Bizim maçlarımız ertelensin. Biz bu kadroyla çıkamayız. Yani altyapıdan oyuncu çıkartmak zorunda kalacağız dediler. Alt takımlardan almak gerekeceğiz dediler. Başvuru ee, başvurusu reddedildi. Yani olmaz sen bu Covid şeyin sen bu kadroyla çıkıp oynayacaksın dediler. Porto'da keza bir şey yok. Yani Porto'da da bir durum yok Porto'da. Porto muhtemelen galibiyet yani az kadrosu hatta sakatlıktan dönen isimleri var Portunun Liga baktığımız zaman da Porto yani götürüyor. Arkada Sporting takibi var ki salmayacağı bir mücadele. Ben biraz düşük orandan aldım kombinemeye. iki oranı tamamlasın şekilde. Yüksek biraz daha yüksek oranı da önereceğim. Ben kombineme dedim ki yani bir 26'dan bir arayayım dedim. Çünkü ev sahibinde çok fazla eksik var. İlk yarıda ikiyi Porto'yu bir zaten bir aldım. Onu kombineme koydum. Biraz daha yüksek orandan ne yapabilirim diye baktığım zaman da şöyle bir şey önereceğim. Ev sahibinde çok ciddi eksikler var. 1.60 gibi orandan ev sahibi her iki yarıyı da kazanır. Ya yani skor beklentim aç ertelenmezse 3-0 4-0 bandında bir skor beklentim var. Porto takımı bence kazanır bu mücadeleyi. Ben iki yerden galibiyetini zaten aldım. Biraz daha yüksek orandan 1.60 gibi orandan isteyenlere de burada ev deplasman her iki yarıyı da kazanır. Değerlendirme altına alabilirsiniz. Lensle Ren mücadelesi Şimdi ev sahibinden bahsetmek istiyorum. Ev sahibi son oynadığı mücadeleyi izlediniz mi? İzlediniz mi? Yani boş gün boş güne denk geliyordu. E, Lille oynadı. 2-0'dan 2-2. Tam kaleye 30 tane şut gönderdi. 90 artılarda geldi. Takımın kaptanı Fofana e, inanılmaz bir performans gösterdi. 2 golü attı. Maç penaltılara da gitti. Penaltılarda 5. vuruşu. O yaptı. Takımı götürdü. Adeta maçın yıldızı olduğunu da belirteyim Fofana'dan Lens takımının. Kendi evinde iyi performans sergiliyor. Ren de ciddi anlamda güzel bir ime yakaladı zaten. Son dönemlerde ligde güzel işler çıkarmaya başladı. Başlangıça göre çok daha iyi işler çıkarmaya başladı. Ben Lens'ten açıkçası çok etkilendim. Ya o son maçını, Lille maçını izledim. Dedim ki ben bu maçı kesin alırım dedim. Lens'in bir golünü kafama yazdım ki zaten Ren çok iyi bir takım. 2-13 gibi orandan favori göstermişler. Lens de kendi evinde sıkıntı çıkaracağını düşünüyorum ben. Ondan dolayı burada bir zaten değerlendirme altına aldım. Lens'in golünü kafama ben geçen maçtan yazdım. Kimle oynarsa oynasın bu takım hatta kaleye 28 tane şut çekti. Yani kaleyi de çok fazla deniyor. Mutlaka yine Lens takımı gol atar diye düşünüyorum. Ren'in deplasman performansına baktım. Biraz daha kalite kadro eksiklere baktım. Yani şöyle belirteyim. Ren takımı son dönemlerde yani takım olduğunu, takım olgusunu sahaya yansıtan takımlardan bir tanesi. Ondan dolayı çok bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum ben Ren takımının da burada. Sakat veya cezalıya baktığım zaman da bazı isimler ülkesi milli takıma gitti. Bunlar ne bileyim Alfred Gomis mesela, Hamari Traore aynı şekilde, Sulemana o gitti. Ev sahibinde çok fazla eksiklik de yok. Bence çok ideal bir KG var mücadelesi olarak değerlendirdim. Her iki takımdan da gol bekliyorum. Hatta bu mücadeleyi de kombineme aldığımı da belirteyim. Toplamda 7 adet mücadele değerlendirdim. Şunu da belirteyim. Mesela Bundesliga'ya çok bulaşmadım. Neden bulaşmadım? Maçlar seyircisiz oynanacak. Bakalım görelim. Yani ben biraz daha seyirciyle oynanan maçlara gittim. Seyircisiz oynanan maçlarda ben keyif almıyorum. Ondan da kombineme almadım. Canlı olarak değerlendirme altına alacağım. Benim yediğim mücadelem böyle kombinem gelsin ekrana. Kombin önerisiyle bahsettiğim gibi Porto'yu değerlendirdim. Ev sahibine çok fazla eksiklik var. İdareden aldım zaten Porto'nun ilk yarı galibiyetini değerlendirdim. Ev sahibine kaleci dahil 11 oyuncuda korona var. Covid çıktı. Maç ertelenme için başvurdu. Maçı ertelemediler oynanacak. Porto ilk yarı 2'den zaten direkt değerlendirdim. Daha yüksek orandan da alabilirsin. 1.60 gibi orandan. Deplasman 2 yarıyı kazanır da değerlendirme altına alabilirsin. Lens ile Ren mücadelesine de KG var aldım. Güzel bir Fransa mücadelesi de bizi bekliyor. Keyifli bir mücadele olur. KG var olarak değerlendirdim. Toplam oranı 2'ye yakın 1.94 oranı var. İdealden değerlendirme altına almak isteyenler değerlendirebilir. Diğer maçları da keza değerlendirmek isteyenler varsa 7 tane maç anlattım. Alanya, Offenheim, Newcastle, Petersburg, Galatasaray gibi maçlarda da değerlendirme altına almak isteyenlere bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.